Şimdi yukarıda bir eşitlik verilmiş. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. A ile B arasındaki bağıntıyı buluruz. Bunu yaparsak. Şurası 4A. 4 de B'yi, eksi B'yi çarpıyoruz. Eksi 4B eşittir. 3 de A'yı çarpıyorum. 3A, 3 de B'yi çarpıyorum. 3B. Şimdi aynı tarafa toparlayalım. 3A'yı sola, eksi 4B'yi sağa yollayalım. 4A vardı, 3A yolladık. Çıkarınca A olacak. Eşittir. 3B vardı, eksi 4B'ye yolladık. 7B'ye dönüştü. A eşittir 7B. İstesek ikisini de K cinsinden ifade edebiliriz. Ama A yerine şurada 7B de yazabiliriz. Böylesi daha kolay olur. A yerine 7B yazarsak 7B'nin karesi eksi B'nin karesi. Böyle aşağısı A yerine yine 7B yazıyorum. 7B'nin karesi artı B'nin karesi. 7B'nin karesi 49B kare eksi B kare. Bölü 7B'nin karesi yine 49B kare artı B kare. 49 eksi 49 taneden bir tane çıkınca efendim sonuç mu? Hangisi? Şimdi şu eksi olduğu için burası 48 B kare. Diğeri artılı. Şurası artılı 49 B kare. Yok 50 B kare pardon. 49 50 B kare. Şimdi B kareler gidiyor. Bunlar gitti. Diğerleri de sadeleşir. 2'ye bölebiliriz. 2'ye bölersek 24. 2'ye bölersek 25. Yani sonuç 24 bölü 25.